Akıllı teknolojiler yanında her gün kullandığımız akıllı uygulamalar hakkında da ipuçları paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Başlarda sadece fotoğraf paylaştığımız Instagram'da önce hikaye paylaşımları, sonra da Reels videoları popülerleşti. Artık etiketlerin bile önemi kalmamışken trendlere girmemizi içeriklerde kullandığımız müzikler veya konseptler sağlamaya başladı. Rakip sosyal medya uygulamalarından da o kadar çok özellik kopyalanıp Instagram'a ekleniyor ki takibi de iyice zorlaştı. İşte bu hafta yakın zamanda eklenen 10 yeniliği sizler için bir araya getirdim. Tekrar merhabalar. Öncelikle umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. En son paylaştığım WhatsApp'ın Ultra ekini hak ettiren ipuçlarından sonra bu hafta Instagram'a ancak Plus ekini aldırabilecek yeniliklerle devam ediyoruz. Ben açıkçası işlerimin yoğunluğundan dolayı Instagram'ı etkin bir şekilde kullanamıyorum. Ama yenilikleri de sizler için mutlaka takip ediyorum. Başlangıcı ise en çok hoşuma giden iki özellikle yapmak istiyorum. Öncelikle ben Instagram'da karşılıklı sesli ve görüntülü görüşme bile yapılabildiğini bilmiyorken aynı anda Instagram paylaşımlarını arkadaşlarınız ile beraber izleyebileceğinizi de hiç bilmiyordum. Bunun için arkadaşınız ile bir görüşme açıkken aşağıdaki medya simgesine bastıktan sonra istediğiniz kategoriyi seçip içeriklerin keyfini beraberce çıkarabiliyorsunuz. Uzun zaman önce paylaştığım Netflix ipuçlarında bilgisayardan beraber film seyretme keyfinin bir benzeri olduğunu söyleyebilirim. Siz bu özelliği fark etmiş miydiniz? Gerçekten de merak ediyorum. Lütfen yorumlarda belirtin. En çok hoşuma giden ikinci yenilikte de çifte kamera kullanımı geliyor. Yani aynı anda hem ön kamera hem de arka kamera ile kayıt yapabilmemizi sağlıyor. Özellikle benim gibi içerik üretenler için mesela ürün tanıtımı yaparken veya bir bölgeyi tanıtırken kullanılabilecek süper bir eklenti. Özelliğe gönderi, hikaye veya Reels gibi herhangi bir içeriği oluşturma menüsündeyken kamera araçlarını genişleterek ulaşabilirsiniz. Sonra ikinci kameranın yerini ve boyutunu değiştirebilir veya ön ve arka kameralar arasında geçişler yapabilirsiniz. Bence bu özelliğin şimdilik tek eksisi ikinci kameranın sadece dikdörtgen formunda seçilebilmesi. Ek olarak yuvarlak veya kare çerçevede yapılabilseydi iyi olurdu. Diğer hesapları takip ettiğiniz genel paylaşımların bulunduğu ekrandan artıya basıp Reels videosunu seçmekle hesap ayarlarınızdaki artı sekmesinden gireceğiniz Reels videosu arasında önemli bir fark var. Çünkü ikinci yani kendi paylaşımlarınızın bulunduğu ekrandan girerseniz yanına şablonlar diye ikinci bir menünün dahil edildiğini göreceksiniz. Burada size sunulan seçenekler arasından müziğini, geçişlerini veya efektlerini beğendiğiniz bir paylaşımı direkt hazır şablon olarak kullanabilir, içerisine istediğiniz görselleri çok daha hızlı ve pratik bir şekilde de ekleyebilirsiniz. Efektlerle devam edersek bu sefer de görseller veya videolar arasında havalı geçişler yapmanızı sağlayacak geçiş animasyonlarına bir bakalım. Bunun için yine Instagram paylaşımlarınızın bulunduğu ekrandan önce Reels videosu ekleye, sonra da üçlü artı simgesine basıyorsunuz. Buradaki arama çubuğuna İngilizce geçiş anlamına gelen transition yazıyorsunuz. Sonuçlardaki mavi mor renkli gülen suratlar Instagram'ın ekledikleri ve aralarında gerçekten de takipçileri daha fazla etkileyecek bir sürü seçenek olduğunu görebilirsiniz. Sıradaki özelliğimizin adı bir not bırak. Uygulamanın her tarafı artık neredeyse bir sürü yazıdan veya ifadeden oluşmuyormuş gibi bir de sadece mesajlarım alanına özel artık notlar ekleyebileceksiniz. Ana sayfadan mesajlarım sekmesine gittiğinizde görselinizin üzerinde bir artı göreceksiniz. Buna basınca çıkan menüden 60 karakterle sınırlanan kısa bir not ekleyebilirsiniz. Bu mesajı ister tüm kullanıcılarınızın, isterseniz de sadece belirleyeceğiniz kişilerin görmesini sağlayabiliyorsunuz. Bir de bu alana gireceğiniz notların süresi 24 saat ile sınırlı. Sonrasında kendiliğinden silinecek. Eğer siz de arkadaşlarınızın yazdığı bir nota cevap vermek isterseniz üzerine basıp mesaj gönder sekmesine bir şeyler ekleyebilirsiniz. Bu özelliği kaçınız gördü veya daha da önemlisi kaçınız kullandı gerçekten de çok merak ediyorum. Lütfen aşağıda belirtin. Sırada size ait olsun veya olmasın herhangi bir yorumdaki soruyu çıkartma olarak Reels videonuza ekleyebileceğiniz
bir özellik bulunuyor. Bunun için yapmanız gereken ise son derece basit. Yorumlar menüsüne girdikten sonra önce istediğiniz herhangi bir yorumu yanıtlaya, sonra da solundaki fotoğraf simgesine basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi seçtiğiniz yorum metni ayrı bir pencerede ve hareket edebilir durumda Reels videosunun içerisine yerleşiyor. Özellikle yine içerik üreticileri için bir başka faydalı yenilik olduğunu söyleyebilirim. Yine Reels özellikleriyle devam edersek, Instagram ipuçlarının bir önceki yani 4. bölümünde içeriğin müziğin ritmine göre hareket etmesi için size Super Beat eklentisinden bahsetmiştim. Ancak artık harici efektler indirmemize gerek kalmadı. Çünkü aynı işlemi bu sefer Reels videosu oluştururken önce sol alttaki medya kütüphanenize giden artı simgesine, sonra da çoklu seçim sekmesi ile birden fazla görsel veya video ekleyebilirsiniz. İkinci aşamada seçilen öğelerin yine seçeceğiniz müziğin ritmine göre hareket etmesini sağlayabiliyorsunuz. Yine görsel seçtiğimiz ekrana geri dönecek olursak, burada çoklu seçim modunun hemen yanında bu sefer yeni eklenen özelliklerden bir başkası olan Grooves'u göreceksiniz. Buraya bastığınızda bu sefer sadece videoların bulunduğu kütüphanenize ulaşıyorsunuz. Seçtiğiniz video yine atacağınız müziğin ritmine göre kendi içerisinde parçalara ayrıldıktan sonra yine az öncekine benzer komik ve sıra dışı içerikler elde edebiliyorsunuz. Stiller menüsünde ben daha çok zıplamayı beğendim çünkü videonun içeriğine göre komik görüntüler oluşabiliyor. Telif yememek için müziği sizinle şu anda paylaşamıyorum ama bence ortaya çıkan sonuçlar oldukça keyifli ve dikkat çekici. Size de en azından bir kere denemenizi öneririm. Reels videolarından bu kadar çok bahsetmişken, bir de size güncel Reels trendlerini yakından takip edebileceğiniz bir hesap olarak Reels Tutorials'ı önermek istiyorum. Instagram'ın dönemsel trendleri hakkında bilgi sahibi olmanıza sağlayan hesaptaki hazır şablonlar ile içeriklerinizin daha fazla öne çıkmasını sağlayabilir, dolayısıyla daha fazla etkileşim elde edebilirsiniz. Her bir paylaşımın toplam süre ve içerisinde kullanacağınız görsel veya video sayısında belirtmesi bence faydalı bir detay olmuş. Son özelliğimiz ise 13 ile 18 yaş arasında çocuk sahibi olanlar için geliyor. Eğer çocuklarınızın Instagram'da geçirdiği süreyi takip etmek, süre sınırı koymak, takip ettiği veya takip edildiği hesapları görmek veya yeni takipçileri hakkında ebeveyn olarak bilgi sahibi olmak isterseniz, ayarlar altında bulunan gözetim sekmesinden davetiye göndererek tüm bunlara erişebiliyorsunuz. Bunun için çocuğunuzun yaşının hesap açma sınırı olan 13'ten büyük veya 18'den küçük olması gerekiyor. Çocuğunuzun 18 yaşına girdiği gün ise gözetim özelliği kendiliğinden iptal oluyor. Gözetim sırasında ayrıca çocuğun mesajlaşmaları, arama geçmişi veya paylaşımlarını takip edemiyorsunuz. Bunlara ek olarak hesabın silinmesi veya şifresinin değiştirilmesi gibi işlemleri de yine ebeveyn kontrolü altında gerçekleştiremiyorsunuz. Yani bu özellik daha çok çocuğunuzun dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruyor, kişisel alanına giriş yapmamış oluyorsunuz. Evet, bölümde paylaşmış olduğum ipuçlarından ne kadarını biliyordunuz? Yenilikler sizce yerinde eklemeler mi yoksa fazla gereksiz mi olmuş? Lütfen fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Son olarak videoyu buraya kadar seyredip bir de gerçekten de faydalandığınızı düşünmenize rağmen kanala hala abone olmadıysanız sizden ricam şu aşağıdaki abone ol sekmesine basmanız. Şimdiden teşekkürler. Haftaya farklı bir içerikte veya önceden paylaştığım diğer süpersonik teknolojik içeriklerde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşuma giden ikinci yenilikte de çift kamera kameralarım yani aynı anda hem ön kamera yani özellikle benim gibi içerikteki artı sekmesinden gireceğiniz Reel Viewer tut genel paylaşımların diğer hesapları takip ettiğiniz genel burada size sunulan seçeneklerinizi sağlayacak geçiş animasyonlarına bir bakalım. Müziğin ritmine göre hareket etmesi için önce sol alttaki medya kütüphanenize